Güneydoğu'nun incisi Gaziantep'in geleneklerini İstanbul'a taşıyan İrem Gelin çeyizinde de hayli iddialı. Rengarenk banyo lifleri, dizi dizi Yemeniler ve tabii ki süslü püslü kına hatırasıyla öne çıkan çeyizde yok yok. Bir değil, üç değil, en az beş geline yetecek kadar çok parça bulunan çeyiziyle bakalım İrem Gelin hayal ettiği kadar beğenilecek mi? Fıstık gelinimizin fıstık gibi çeyizindeyiz değerli izleyenler. Daha çiçeği burnunda gelin olunca çeyizleri de böyle gümbür 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 sesi duyuyor musunuz? Bir gümbürtü sesi var. Yok ben duyamadım. Yok aslanım biz de duyamadık. Nasıl? Ben duyuyorum gümbür gümbür gümbür. Çeyiz işte. Cümbüş görüyorum burada. Cümbüş. Renk cümbüşü. Renk farklı cümbüş. Farklı çeşit çeşit. Evet sen ne gördün? Aslanım ben gümbürtüleri duyuyorum. Duyuyor musun? Bak duyuyorum. Aferin. Sen? Ben de duyuyorum. Ben lif olarak fazla görüyorum yani. Anladım. Lifler gerçekten. Çok fazla. Liflerin gümbürtüsü bak daha fazla sana söyleyeyim fıstıkçım. Evet bunlar ne güzel lifler ama bak. Hani lif var, lif var yani. Evet, bunlar güzel da güzel. Senin yaptığın bir şey var mı çeyizde? Benim yaptığım aslanım şöyle söyleyeyim. Şurada bir tane yazma vardı. Bu ne böyle elinde? Kızlar baksanıza. Kendisi yapmış. Bunu benim amcamın ben asker eğlencesinde yapmıştım. Çok küçük yani 9-10 yaşlarında. Sen yaptın. Evet. Helal yani olsun. Şöyle çok basit bir örnek olsun. Ama babaannem yapıyordu. Anlamı bu çok güzel şeyler. Hayatım. Bakar mısınız? Evet. Ay yıldızlı. Evet, böyle bir desenin üstüne yapmak. Bir haftada yaptım. Amcamın asker eğlencesine yetiştirmek için. Ay canım benim. Ama bir şekilde pardon, oldu. Pardon bunu sorabilir miyim? Bu makine deneme bezimi. Burada bir de iğne kalmış. Yok aşkım. O şöyle bir şey. Bir tane vefat eden benim büyük bir teyzem var. Öyle annemin mi? Kuzeni. Yani teyze gözüne Allah rahmet gördüm. Eylesin çok yavrum. Teşekkür ederim aslanım. Bunlardan yapıyordu böyle kasnak. Vefat etti. O da öyle yarım kaldı. Kaç yaşında vefat etti? Depremde vefat etti. Ne diyorsun? Evet. Nerede? Hatay'da. Ah be yavrum. O zaman. Ay mekanı cennet olsun. Teşekkür ederim. Öyle olsun. Yarım mı kalmış? Evet yarım kaldı. Ben de onu koymak istedim. Ay bu çok acı acayip bir şey. Çok acı evet, bir şey. Vallahi burnumun direği sızladı. Sen de buna nasıl evet, denk bir şey söylemeyeceğim. Ne diyeceksin ya? Çok hassas nefesini de üstüne takmıştı. Tüylerim dikenli evet. Neler yarım kaldı be yavrum? Öyle. Neler yarım kaldı? Ne hayatlar, ne can. Çoluğu çocuğu var mıydı? Var. Kızıyla beraber vefat ay etti. Kurban olsunlar. Ay Allah sabır versin. Ay Allah sabır versin. İşte ölüm var dünyada. Anlatabiliyor muyum? Bunu bilerek yaşamaya, birbirimize bunu bilerek, birbirimize ona göre hoşgörüyle davranmaya bence ihtiyacımız evet, var. Kesinlikle. Bakın tam şu noktada şunu bulup bizi hatırlatan Rabbim. Anlatabiliyor muyum? Yani hatırlayın diyor. Yani bu da bir mesaj bence. Kesinlikle. Bu mesajı alın. Hepimiz alalım bu mesajı. Vallahi güzel bir çeyiz görüyorum. Senin çok göstermeyi arzu ettiğin bir parça varsa lütfen bizimle Aslanım, paylaş yavrum. Şöyle söyleyeyim bu benim en değerli parçalarımdan bir tanesi. Biraz böyle hani seccade şey, mi bu? Evet seccade aslanım. Evet. Biraz böyle rengi gitmiş gibi gözüküyor. Hı hı. Ama bunu benim vefat eden dedemin annesi yani anneannemin çeyizine koymuş. Aa. Anneannemin kaynanasından gelmiş. Çok almış. Eski. Yani 150 yıllık var mı? Ya herhalde. Ona nereden geldi henüz onun bilgisine ulaşamadım ne yazık ki. Ama yenilenmiş ama o belli. Eski. O kısmı neresi? Yenilenmiş mi? Yok aynı. Hadi canım. Gerçekten aynı. Sadece burası hani şey Antep'te yataklıklar oluyor. Oraya da güneş vurunca evet. da böyle iz kalmış. Aa güneş almış. Evet. Aha. Rengini güneş almış evet, derler. Evet o şekilde toplanmış böyle. Ay ama canım. Buralar falan aynı. Hiç değişmedi yani. Ay vallahi bugün ne kadar şurada anlık da ya. Biraz sarı böyle bir leke vefat var görüyorsunuz. Vefat edenleri tekrar mekanı cennet. Çok teşekkür ederim aslanım. Öyle olsun. Ah, ah. Yani bir de büyük nenem de yani annemin nenesi oluyor. Tam benim 40'ım çıktığı gün vefat etmiş. O da çok böyle enteresan bir konu. Ay ne olur. Ya tabii. Güzel şeyler konuşalım. Şimdi, evet aslanım. Ne olur hepimizin bir yarası var, bir acısı var. Tabii kanamasın şimdi. Öyle. Biraz böyle ama çeyizinde de onları görüyorum. Kesinlikle geçemiyorum. Peki bu parça? Bu benim kayınvalidem tarafından geldi. Bakın bu ne? Evet. Yastık kılıfı. Yastık ne yastığı? Bir yastıkta koca yastığı. Aynen öyle. Evet.
Ya normalde bunu doldurup kullanacaktım. Aslında hani kaynanam da söyledi ama koyabilecek gerçekten hani yerim olmadığı için bir de evimden dolayı. O sebepten dolayı ben çok şey yapmadım, tercih etmedim. Böyle çeyizime bakın, koydum. Bakın çok güzel. Bunlar genelde Mardin işi. Evet. Kaynanamların tarafı sana. Bitlis Bitlis. Mardin hemen evet. Anladım. Onlar dur bordoyu sana. Bu güzel siyahı da sana. İnceleyin evet. Yakından. Bu da çok çok güzel. Evet. Bence gayet yeterli. Bu da aynı şekilde Bitlis'ten gelen. Bu takım mı İremciğim? Evet. O mu? Evet o yastık takım ama bu hazır arkadaşlar. Evet, dantellerini çok beğendim ama kalitesiz duruyor. Evet biraz ince. Şey hani şöyle söyleyeyim yazlık nevresim takımının şey gibi böyle hani nevresim takımları oluyor onlardan. Bu mutfak takımı değil mi? Evet mutfak takımı ve içerideki vitrinlere de koyuluyor aslında. Bu piko takımımız var. Evet yastıkları efendim yastıklarımız var. Bunlar el bezi mi? Bu ne böyle düz düz? Bu mu? Bu nedir bunun mesela? Bunun da anısı biraz acı. Tamam acı girmiyorum. Acılara girmeyelim. Evet. Acıların çocuğu olduk vallahi billahi. Yazmalarımız, Yemenilerimiz. Kızlar ne diyorlar sizin orada buna? Bunlara mı? Heh, bunlara yazma normal mı? Yazma deniliyor ya da başbağ deniliyor. Başbağ evet. Deniyor. Bak liflerin güzelliği. Evet, onlar set halinde aslanım şöyle. Hakikaten çok güzel var. Lifler gördüm ya. Oo, hep set set. Evet bunlar set halinde bu şekilde. Kim yaptı bunu? Bunları halam yaptı memleketten. Bir şey söyleyeyim ve vallahi halamın elbisesi de yaptı. Halamız hayatta Allah uzun ömür versin öyle, ya Rabbi. Çok şükür. Bir şey söyleyeceğim çok güzel. Şimdi enerjimizi yerine getirecek bir şey soracağım. Bu çeyiz 51 TL'yi hak eder mi? Eder. Eder. Çok teşekkür ederim. Ben etmez diyorum aslanım. Sen evet bu haftanın evet, en merak ettiğim çeyizi ve evi sensin. Bakalım neler olacak. Sen ne diyorsun? Bence etmez. Çok gereksiz fazla aslanım. Hmm. Ben bu kadar fazla istemiyorum kendi çeyizimde. Fazla diyorsun. Gibi. Fazla yani. Arkadaşım gereksiz olan neresi bir de biraz çok var? Kullanılmış ürün var galiba. Evet. Ha. Nasıl? Öyle mi? Çok kullanılmış ürün. Onların hiçbiri kullanılmamış. Sadece hurçların içinde kaldığı için rütubet kokuyorlar. Tüylenmiş evet, kokar. Evet. Tüylenmiş ama. Ama evet. Gerçekten hiçbir ya bir tane o kullanılmış hakikaten. Onu da kullansınlar ya. Ben ver bakayım belki. Ama. Ver. Bir şey söyleyeyim tüylenmiş artık. Allah Allah. Nereden geldi ya? Bilmiyorum. Sen bunu şey annenin evinden de... hani kullandığın yok, bir şey miydi bu? Onlar çekmecemde onlar bak, aynı. Buradan söyle bir komşunun falan bir şeyi karışmış. Bunlar ne oluyor? Bir şey gelmiş ya. Asılıyor mu bu ne bu? Yok aşkım onlar şöyle diğer tarafına karşılığına da böyle geçiriyorlar. Evet yeni gelinlere galiba. De böyle. Hani eskiden böyle ne oluyor şimdi bu yeni gelinlere? Yatak örtüleri olmadığı için buradan delik açıyorlar. Tamam. Böyle kurdeleli, kırmızı kurdeleli yastık, yastık kılıfı olmuş oluyor. Bu çok eski oluyor. Bir parça. Evet. Tabii evet. Çok çok eski bir kesinlikle. Parça. Kesinlikle. Hadi buradan masamıza geçelim mi artık? Geçelim aslanım. Gaziantep masasını göreceğiz. Hem de nasıl? Allah Allah! Öyle. Kuru patlıcan var mı? Var. Başka ne var? Her şey İçli var. İçli köfte var mı? Bence gidip görmek lazım. O zaman ne duruyoruz? Gidelim, gidelim görelim. Gidelim. Buyurunuz efendim sunum masasındayız.